Şimdi ne yapıyorlar biliyor musunuz? Aman bana dokunmasınlar diye AKP'den daha AKP'ci, Erdoğan'dan daha Erdoğancı davranıyorlar. Hakim savcılar içerisinde durum bu. Emniyet içerisinde durum bu. Aman beni darbeci, terörist, şucu bucu ilan edip içeri atmasınlar, işsiz kalmayayım diye hiç yapılmaması gereken zulümleri katmerli bir şekilde yapıyorlar. Bu vur dediğinde aşağıdakiler öldürüyor, o kadar. Yaranabilmek için. İnanın ki şu anda cezaevlerinde işkence yaşanmayan cezaevi yok. Neden biliyor musunuz? Adalet Bakanlığı personeli Adalet Bakanı'na yaranmak istiyor. Bak biz ne kadar işkence yaptık sizin için kardeşim. Demek için. Kadınlar, gençler, siyasetçiler. Bakın insanlar suç işleyebilir. Bu işin bir kanunu kitabı var. Barbarlık döneminden bu yana insanlar çok mesafe kat etti. Çok mesafe kat ettiyle bunlar geride kaldı. Bunlar o mesafeyi kat edememişler. Halen işkenceyi örtbas etmeye çalışan bir Adalet Bakanı var ya. Daha geçen açıklama yapmış. Ülkede tek bir işkence vakası yoktur. Varsa efendim bildirin. Ya sana çağrı yapıyorum Bekir Bey. Beraber gidelim cezaevine. Sen gelmiyorsan bakanlık yetkililerini, bizim insan hakları komisyonumuz, cezaevi alt komisyonu beraber gitsinler. Bak daha dün Trabzon'a sevki yapılan tutuklulara cezaevine yetişinceye kadar ağır işkenceler yapılmış. Cezaevine girdiklerinde ağır işkenceler yapılmış. Silivri'de bir yüksek yargı organı üyesi, hakim, kadın hakim. Oradan mektup yazmış, işkence altındayım diye. İntihar etme noktasına geldim diyor. Yüksek yargı organı mensubu bir kadın hakimden söz ediyorum. İşkence yapılıyor. Ve bunlar işkence yok diye diye üstünü örtüyor, işkencecileri cesaretlendiriyorlar. Avukatlara dönük kanun hükmünde kararnameler çıkarıp hak aranmasını ve ihlallerin tespitini zorlaştırmaya çalışıyorlar. Bunların hepsini de göğsünü gere gere başbakan, biz efendim o hali devlete karşı ilan ettik, millete karşı ilan etmedik. Biz terörle mücadele ediyoruz, yalanı altında yürütüyorlar. Bakın, çevik kuvvet polisleri gözaltına alınmış, hepsine işkence yapılmış. Yani bugüne kadar kendi emirlerinde sokakta müdahalede kullandıkları çevik kuvvet polislerine yüzlercesi tutuklanmışlar, cezaevinde işkence yapılmış. Hani insanlık onuru işkenceyi yenecek diye slogan attığınızda sizi döven çevik kuvvetler var ya, onlardan söz ediyorum. İşkence görüyorlar bugün. Ve buradan bu kürsüden söylüyorum. Asla kimseye işkence yapamazsınız. Kimliği, mesleği, suçu, dini ne olursa olsun. İşkence yaptığınız çevik kuvvet polisinin yanındayız. İşkence yaptığınız Danıştay üyesi hakimin yanındayız. İşkence yaptığınız devrimcinin yanındayız. İşkence yaptığınız kadının, gencin yanındayız. İşkence mağdurunun yanındayız. Bugün avukat arkadaşlarımız burada. Onlar bu pratik içerisinde bütün bu zorlukları daha iyi görüyorlar, yaşıyorlar. Savunma hakkı tümüyle kısıtlanmış durumda. Artık zaten Türkiye'de savunma problemli bir mevzuydu. Yargının üç ayağından biri iddia, savunma ve karar, tez mevzusu çökmüş durumdaydı. Hiçbir zaman savunma yargının bir ayağı olarak görülmüyor, bir bela, kurtululması gereken bir bela olarak görülüyordu. Şimdi bu kanun hükmündeki kararnamelerle artık avukatlık mesleği fiilen iptal edilmiş durumda. Mahkemede artık bir sanık en fazla üç avukat bulundurabiliyor. Neden? Çok sayıda avukat gelip ona sahip çıkmasın, sesi duyulmasın, kamuoyu oluşmasın. Yaptığımız bütün kirli işler o mahkeme salonlarında örtbas edilebilsin diye düşündükleri bu. Cezaevinde avukat ve müvekkili görüşürken görüşme kayıt altına alınacak. Görüntülü ve sesli olarak kayıt altına. Gerektiğinde de bir görevli hazır bulunacak diyor. Niye? Ya avukat müvekkiliyle savunma hazırlayacak. Suçlamalarınıza karşı delillerini tartışacak. Ya da hiçbir şey konuşmayacak ya. Özel bir şey konuşacak. Sana ne? Savcıyla avukat mahkeme karşısında eşit olacaksa ve silahların eşitliği gereği avukatın savunma, müvekkilinin savunma hakkı kutsalsa nasıl böyle bir şeye müdahale edersiniz? Savcı istediği gibi adliyede oturacak. Oranın patronu, o binanın sahibi, babasının tapulu malı gibi adliyeyi kullanacak.
Avukat adliye binasına giremeyecek, cezaevine giremeyecek, müvekkiliyle efendim savunma hazırlığı yapamayacak. Bunun adına da yargılama diyecekler. Çıkan sonuca da herkes efendim tabidir, mahkeme kararıdır. Türk milleti adına alınmış karar, buna kimse itiraz edemez diyecektir. Bunun adı işte başta dedim ya, yargılama falan derseniz, bu sürece yargı süreci derseniz yanılırsınız. Rehin alma süreçleridir, siyasi operasyonlardır ve birçok yargılama adı altında yapılan şey de siyasi linç faaliyetleridir. Bunların her gün, her cezaevinde, her duruşma salonunda, her gün hukukun katledilerek, ayaklar altına alınarak devam ettirildiğini meslektaşlarımız, avukat arkadaşlarımız daha iyi görüyorlar. Çok sayıda hakim savcı o kadar büyük bir korku yaşıyor ki. Ya biri gözaltına alındığında, özellikle muhalefetten biri, şimdi ben bunu tutuklamasam acaba yandaki hakim arkadaşım beni tutuklar mı diye hakim tereddüt içinde. Düşünebiliyor musunuz? Önüne gelmiş bir zanlı, suçu yok, günahı yok. Bakıyor ki ya bunun tutuklanacak bir şey yok ama yani emir yüksek yerden bunun tutuklanması lazım. Ben tutuklamazsam beni tutuklarlar mı diye hakim korkuyor. Savcı korkuyor. Çünkü bir günde 3.300'e yakın hakim savcıyı açığa alır. Bunların suçu ne, günahı ne bilen de yok. Şimdi bugünler hep böyle devam etmeyecek. Bunların hepsi bir gün gelip geçecek. Her diktatörün bir siyasi fiziki ömrü vardır. Bunlar bitecek. Ne kadar hızlı mücadele eder, karşı hamleler yaparsak o kadar da çabuk bütün bu zulümleri bitiririz. İşte kanun hükmünde kararnameyle rektörlükte seçimler kaldırıldı biliyorsunuz. Ya seçim deyince adamın aklına sadece kendinin seçilebileceği bir mekanizma geliyor. Kendisi dışında birinin iş başına geleceği şeye seçim demiyor. Ona halk iradesi demiyor. Tahammülü yok. Rektörlük seçimi, genel seçim, yerel seçim, bunların hepsini düzenleyecektir, göreceksiniz. Genel seçimde de düzenleme yapacaktır. Sadece kendisinin kazanabileceği bir seçim yöntemine, özellikle seçim kanununda böyle bir değişiklikle buraya gidecektir. Eğitim sisteminde yaptıklarına bakın. Açığa alınan öğretmenler, bunların birçoğu demokrasiye inanan, laikliğe inanan, özgürlükçü, temiz, dürüst öğretmenler. On binlercesi açığa alındı. Okullara yapılan müdahalelere bakın. İşte proje okulu adı altında bugün müdahaleyi gerçekleştirdiklerinde direnen ve aynı zamanda mağdur olan aileler, öğrenciler burada. Devlet okullarında nitelikli eğitim yapılabileceğini kanıtlamış okullar, öğretmenler ve öğrenciler bunlar. Yani bol para dökmeden de biz bilimsel, laik, demokratik eğitim yapabiliriz ve çocuklarımıza iyi eğitim verebiliriz, alabiliriz modelini ispatlamış okullar bunlar. Ne yapıyor? Tahammül edemiyor bunu. Benim kontrolüm dışında bir eğitim anlayışı burada gelişiyor diye müdahale ettiler. Oralara şimdi kendi kafasına göre müdürler atadılar. Geri kalan öğretmenleri efendim Türkiye'nin her tarafına dağıttılar. Her yerde ille imam hatip açacağız diyorlar. Kendisi okudu ne olduysa ille her yeri imam hatipleştireceğiz diyorlar. Ve proje okullarına da müdahaleyi bu şekilde yapıyor. Bizim değerli kardeşlerim, bütün bu zorlu süreçlerden geçmiş dönemlerde nasıl çıktığımızı, nasıl başardığımızı herhalde bizleri yakından takip edenler iyi bilirler. Kenan Evren darbeyi gerçekleştirdikten sonra o yıllarda doğan erkek çocukların 1/3'üne Kenan ya da Evren adı konulmuş. Çünkü insanlar kendini güvence altına alma hissiyatıyla, korkuyla, panikle hareket etmişler. Ya bu bana dokunmasın, bir çocuğumun adı da Kenan olsun, ne yapalım, Evren olsun diye. Kusura bakmasın Kenan ve Evrenler. Ama babalarınız, anneleriniz bu korkuyla bu isimleri koymuş. Fakat bu Kenan Evren denen adam öldüğünde acaba cenazesinde kaç tane Kenan ve kaç tane Evren vardı? Var mıydı? Yok. Değil mi? Bir tanesi bile yok. Ölmezsek seni de göreceğiz. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Teşekkürler.